Samandağ Belediyesi'nde 21 sözleşmeli personelin görevi sona erdi. Belediye sözleşmelerin yıl sonundan itibaren yenilenmeyeceğini personele tebliğ etti. Biz hiç kimsenin işine son vermedik. Hiç kimsenin sözleşmesini de feshetmedik. Dolayısıyla bu 21 arkadaşımız bir yıllığına sözleşme yapmışlar bir önceki yönetim tarafından. Bu arkadaşlar işe alınmış, kimisi 7 yıldır çalışıyor, kimisi 5 yıldır, kimisi 2 yıldır. Bunlar artık bir şekilde belediye almışlar. Teknik elemanı var bu işin, tecrübeli olan eleman arkadaşlarımız var. Ama süreleri de bitti arkadaşlar. Bir yıllık sözleşme süresi bitti. Biz de yeni yönetimiz. Yeni yönetim olarak hangi arkadaşımızdan sözleşmeli personel olarak yararlanacağımıza lütfen kusura bakmasınlar, biz karar verelim. Tepkilerin ardından Başkan Er Yılmaz'dan kiminle çalışmak istediğimize yeni yönetim olarak biz karar veririz çıkışı geldi. Halka açık bilgilendirme toplantısında değindi konuya. Hangi elemandan ne kadar verim alabileceğimizi, kimin bu işin erbabı olup olmadığını takdir etme, belirleme yetkisiyle bir belediye başkanı yönetiminde olsun. Zaten yasa gereği arkadaşlar, Samandağ halkı da bilsin. Sözleşmeli personel alımları belediye meclis kararıyla olur. Ve sözleşmeli personel bir yıllığına imza atar. Bir yıl. Bittiği zaman yeniden sözleşmesi yenilenir ya da yenilenmez. Sözleşmelerin sadece bir yıllığına imzalandığını, yenileme inisiyatifinin başkanlığa ve meclise ait olduğunu söyledi. Ancak diye devam etti. Bizim belediye ait olan ve onun üzerinden hizmet alımı yaptığımız, işçi alımı yaptığımız şirketimiz var, anonim şirketimiz var. O şirkette belediye bünyesinde çalıştırdığımız 4 yıllık bir sürü üniversite mezunu arkadaşımız var. Şirkette çalışıyor. İnşaat mühendisi de var, teknik eleman var, harita mühendisi var, şehir plancısı da var. Şimdi onlar da bizi sözleşmeli yapıyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Bu sözleşmesi biten arkadaşlar dahil olmak üzere. Ben onlara da söyledim. Bizim kimseyi mağdur etme gibi bir niyetimiz yok. Ancak bu memleketin menfaatleri neyi gerektiriyorsa biz o şekilde hareket edeceğiz. Kimi önümüzdeki süreçte bu arkadaşlardan sözleşmeli personel yapacağız. Kimi şirket üzerinden alacağız. Onu meclis üyesi arkadaşlarla oturacağız. Değerlendireceğiz. Performansına, yeteneğine, duruşuna, memlekete katkısına ve hizmetine göre değerlendireceğiz, karar vereceğiz. Konunun siyasi malzeme haline getirilmek istendiğini ekledi ardından. Sürecin devam edeceğini, işe alımların farklı yollardan sağlanabileceğini duyurdu. Birileri yine bunun üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben seçildiğim gün, hatta seçilmeden önce de söyledim alanlardan. Bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Bunda en ufak bir tereddüt etmiyorum, onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla bu arkadaşlarla önümüzdeki süreçte bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Şirketten girmek isteyen arkadaşlarımızı şirketten alacağız. Belirli bir süreç içerisinde bunların performansları, bunların belediyeye katkıları, birikimleri, tecrübeleri dikkate alınarak sözleşmeye alınması gereken arkadaşları alacağız. Şirkette kalması gereken arkadaşlar da şirkette kalacak. Yani bunun, çünkü ilçenin menfaati bunu gerektiriyor arkadaşlar. Benim bu ilçeyi iyi yönetmem lazım. Tasarruf yapmam lazım. Bu belediyedeki hantal yapıyı sonlandırmam lazım. Hizmet üretmem lazım. Bu ilçenin makus kaderini değiştirmeye çalışırken aldığımız radikal kararlar noktasında. Bu belediyenin daha işler, daha rentable hale gelmesi, daha hizmet üreten bir noktada olması açısından personel yapısıyla ilgili almış olduğumuz kararlar konusunda bu halkın bizim yanımızda durmasını istiyorum. O bizim en doğal hakkımız. Çünkü ben bu halk için yapmaya çalışıyorum.